Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kısa vadede patlama yapabilecek, teknik durumu iyi olan 3 tane şirketi, hisseyi inceliyor olacağız. Bildiğiniz gibi bu şirketler bizim için kısa vadeli bir öngörü sundukları için teknik taraflarının üzerinde daha fazla duracağız. Fakat temellerine baktığımızda da 3 şirketin de temelinin de fena düzeyde olmadığını, hatta iyi sayılabilecek yerlerde olduğunu da görebiliyoruz. Fakat bizim buradaki tekrar söylüyorum, ana amacımız trade mantığı ile yaklaşmamız gerekiyor ve kısa vadeli olarak tutmamız gerekiyor. Bunun için belli başlı önemli noktalarımız var. Birazdan onlara değineceğim. Fakat videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmamanız çok önemlidir. Hemen videomuza geçelim. Şimdi buradaki önemli noktalardan bir tanesi BIST 100 endeksine baktığımız zaman evet BIST 100 işçiden gelen haberle birlikte yukarıda kalmaya devam ediyor. Şu an baktığımızda 7986 seviyesini görüyoruz. En tepedelerde olduğumuzda yani yeni bir zirvede olduğumuzu da burada görebiliyoruz. Wave Trend al sinyali bizim için üretti. 9 günlük üstel hareketli ortalamanın da üzerindeyiz fakat OBV'ye baktığımız zaman 1.1 trilyonu hala geçemedik. 1. şu sola baktığınız zaman görebileceksiniz. Bakın 1.092 trilyon seviyesindeyiz. Hala 1.1 trilyonu geçemedik. Daha önce burası güzel bir kuvvetli direnç oluşturmuştu bize. Bu bir önemli nokta. İkinci noktamızda göreceli güç endeksine baktığımızda hala yükseliş olmasına rağmen kendi hareketli ortalamasını geçemiyor. Bu da uzun vadeli yatırım için ya da orta uzun vadeli yatırım için bu seviyelerden en endekse girmek isteyen bu seviyelerden uzun vadeli hisse almak isteyenler için tedirginlik oluşturabiliyor. Acaba buralar kırılamaz ve bir düzeltme gerçekleşebilir mi diye hala bunun kuvvetli olduğunu biliyoruz. Geçen günlerde herhalde 3-4 gün önce çektiğimiz bir videoydu. Orada daha detaylı olarak anlatmıştım size. Faiz arttırımı borsayı çok sert vurmadı. Dövizi altını, döviz varlıkları daha sert vurdu. Bunun nedeni nedir? TL park ettirilme olayı nedir? Dövize talep olmaması, KKM'nin kurtulduktan sonra yani KKM'den geçişlerin dövize değil de borsa ve mevduat tarafına geçmesi nedenleriyle borsanın yukarı tutulduğunu zaten birlikte incelemiştik. Şimdi bunun hala aynı seyirde olduğunu görebiliyoruz. Fakat bu demek değildir ki borsa yüksek seviyelerde değil, pahalı değil, risk oluşturmuyor demek değildir. Bu yüzden yatırımcılarımızın bazıları da kısa vadeli olarak girip 3 gün, 5 gün, bir hafta, 10 gün kalıp ondan sonra hızlıca karını alıp çıkmak istiyor. Bunlar için bu video çok önemli olacaktı. Çünkü kısa vadeli bir 3 hisseyi inceliyor olacağız. Şimdi öncelikle birkaç tane notumuzu verelim böyle ve başlayalım. Bir ne demiştik? Trade mantığıyla yaklaşacağız ve al-sat işlemi içerisinde devam edeceğiz bu videoda İki stop seviyeleri bizim için çok önemlidir. Birazdan sizlere stop olacağımız seviyeleri de söyleyeceğim ama buralar çok kritiktir. Mutlaka ve mutlaka stop ile işlem yapmayı unutmayınız. Burası bizim için en kritik noktalardan bir tanesi. Zaten katıl tarafında bunu çok net olarak anlatmıştık. Yani katıl yatırımcımızla birlikte biz katılda seviyelerle yöntemlerle çok daha net bir şekilde bunu gerçekleştiriyoruz. Kısa vadeli alsat serisi içerisinde bu videoyu benzer oluyor. Ama tabii tabii ki orası çok daha e, kapsamlı oluyor. Neden? Çünkü orada arkadan bir yönetim gelmiyor. Arkadan bir eğitimimiz vardı. Öncelikle eğitimimizi almıştık profesyonel trade'i ve zaman sınırımız olmadığı için çok daha detaylı anlatımlar gerçekleştirebiliyorduk. Orada daha kısa vadeli trade alsadı bilen bir kitleyle ilerlediğimiz için verilerimiz daha hassas oluyordu. Siz de kısa vadeli alsat serisine katılmak isterseniz katıl kademe 4'e üye olmanız yeterli olacaktır. Katıl serisinde düzenli olarak zaten ayda 2 veya 3 kere bu tip videolar geliyor. Yani kısa vadeli trade'lerimiz bu ayda 2-3 kere devam ediyor. Tabi ana videolarda farklı gündemler olduğu için bu kadar sık bunu gerçekleştiremiyoruz. Şimdi endeksin hala bir risk oluşturduğunu ve iki tane önemli hacim bazlı indikatörde al sinyali tam üretilmediği için kısa vadeli alım satım yapmak isteyen yatırımcı için bu videomuza hemen başlayalım ilk şirketimiz olan Indes bilgisayarla. Şimdi Indes bilgisayara geldiğimiz zaman öncelikle şu anda bulunduğu seviyenin Zaten gördüğünüz gibi 19.89 hatta 19.90 19.90'da diyebiliriz. Güzel bir alım noktası oluşturduğunu görebiliyoruz. Evet burası bizim için bir alım noktasıdır diyebiliyoruz. Aşağılarda stop olacağımız seviyeye baktığımız zaman hemen onları da isterseniz çizeyim daha rahat da ekranda görebilirsiniz. Stop olacağımız seviye 19.03 seviyesi. Şu anki seviyeden baktığımız zaman aşağı yukarı %3.8 3.9 civarında bir stop hatta 3.7 civarında bir stop seviyemiz var. Kar noktalarımıza baktığımız zaman birinci kar al noktamızın %9'larla 21 olduğunu. ikinci keral noktamızın ise %16'larla 23.04'ler seviyesi olduğunu görebiliyoruz. Burada da bizim yapabileceğimiz şey birincisi iş stopları da burada yine kullanabiliriz. İkinci ve daha önemli nokta eğer ki bizim aldığımız 19.90'daki hisse hızlı bir şekilde ilk kar seviyemize geldiyse biz artık buradaki stop seviyemizi alım noktamıza çıkartıyoruz. Yani örneğin çok hızlıca anlatayım burayı da. Kısa vadeli alsat serisine katılmak isterseniz orada zaten detaylı nasıl yapıldığıyla ilgili bir video var ama yine de katıldı olmayan yatırımcımızın da görmesi için bunu anlatıyorum. Şimdi 19.90 seviyesine satın aldık. Hissemizin fiyatı geldi 21.80'e diyelim örneğin 21.88'e. O zaman biz aşağıdaki stop seviyemizi artık aldığımız seviyeye çıkartıyoruz. Yani bu sayede aşağı hızlı bir darbe de olsa işlemden zararsız çıkmış oluyoruz ve zaten bir kar realizasyonumuzu da sağladığımız için aşağı yukarı %8, 7, 6 civarında bir karlılıkla çıkmış oluyoruz. Eğer bizim karlılığımız daha da yukarılara gider, bir sonraki satış noktamıza doğru hareketlenmeye başlarsa o zaman biz bunu bir sonraki direnç noktamıza doğru çıkart atarak stopumuzu aşağıdan yukarıya doğru kaydırmış oluyoruz ki işlemlerimiz daha hassas milimetrik ve daha az risk yüksek kazançla hareket edebilsin. Bunları söylemek çok önemliydi. Şimdi bildiğiniz gibi indes tarafında alım noktamızı söyledik stop noktamızı söyledik ve iki parça kar noktamızı da söyledik. Hemen gelelim ikinci şirketimize geçelim. Burada PC iletişimi görüyoruz. Bilançosuna da baktığımız zaman oldukça kuvvetli bir bilanço getirdiğini görüyoruz. Aynı indes gibi. Burası oldukça iyi bizim için. Zaten bu bilanço etkisiyle çok hızlı bir yükseliş gerçekleştirmişti. Sonra bunu düzelt Etti ve şu anda kendine bir yön arıyor. Hani yön arayışı çok kuvvetli olduğu için buradaki stop seviyemizi biraz daha hassas tutmaya çalıştım. Şöyle baktığımız zaman aşağı yukarı %2.3 ila bir stop seviyemiz bulunuyor. %2.3 ile ki seviyesi de burada belli. 28.96'lar hatta 28.95'leri de burada kullanabiliriz. Burası bizim stop noktamız olarak karşımıza çıkıyor. Yukarıda kar al noktamıza baktığımız zaman şöyle şuradaki direnci olan %15.5 civarında bir kar marjı ile 34.80'ler bizim için kar seviyesi olacaktır. Buraya kadar iki kademede de satış yapmamız faydalı olabilecektir. Göreceli güç endeksi ve OBV'nin epeyce aşağılara gelmesi burada riski bir miktar düşürüyor. Tekrar söylediğim gibi PC iletişim burada kendine bir yön arıyor. Eğer buradaki bu desteğini kırar aşağı yönlü bir hareket başlatırsa zaten bir stop olmuş. %2.3 zararla işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Yukarı doğru hareketlenmeler başlarsa %15.5'a kadar bir kar potansiyelimiz bulunuyor ve tabii ki aşağıdaki stopumuzu ne yapacaktık? Yukarı doğru kaydıracağız ki olası bir hızlı düşülmede bu şekilde bir hızlı düşmede hemen işlem işlemimizi sonlandırabilelim. Burası bizim için yine çok önemli. ikinci bir nokta olarak karşımıza geldi. Üçüncü ve son hissemize baktığımızda burada ittifak holdingi görüyoruz. İttifak holding diğer iki şirkete göre bilançosu biraz daha görece olarak kötü olan bir şirket. Fakat tekniğine baktığımızda yine oldukça kuvvetli bir tekniği olduğunu görüyoruz. Hızlı ve agresif bir yükselişi var. Sonra bir düzeltme yapıp yatayda kendine yön arıyor. Yine yatayda kendine yön aradığı için burada da biz stoplarımızı olabildiğince hassas seviyelere koymaya çalışacağız. Burada bizim İlk stop seviyemiz Biraz da küsuratlarda kalmasın istiyorum aklınızda daha net olsun diye ama gerekirse videoyu tekrar açıp bakabilirsiniz Şu anki seviyesinden baktığımız zaman aşağıda yüzde 3 civarında bir stop seviyemiz var bu da 3.57'ye tekabül ediyor Yukarıdaki kar al noktamıza baktığımız zaman da hemen yine buradan ölçerek gidebiliriz İlk kar alma noktamız yüzde 6.70'lerle 3.94'ler seviyesi Buradan sonraki kar seviyeleri biraz da açık olacaktır ama ikinci kar seviyemiz yüzde 17.70'le 4.34'ler seviyesidir Tabi burada işin içerisine bir de zaman Kısmı girmiş oluyor. İlk kar marjı ile ikinci kar marjı arasındaki geçişi iyi sağlayabilmek için. Burada 3 tane şirketimizi kısa vadeli olarak gördük. Alım seviyeleri şu anki seviyeler olarak belirleniyor. Bir stop yani zarardan kendimizi kurtarabilmek için çıkış seviyemiz var. 2 tane de kar alma seviyemiz var. Birinci kar alma seviyemizde stop oluyoruz. Mesela elimizdeki malın %50'sini buradan çıkartabiliriz. Karımızı almış ve stop olmuş oluyoruz. İkinci kar noktasına doğru giderse eğer ikinci kar noktasındaki de %50 satışımızı yapıp karımızı alıp stop oluyoruz ve tamamen kısa vadeli bu alsat serimiz bu işlemimiz bitmiş oluyor. Eğer ki ikinci kara gitmez aşağılara doğru gelirse biz aşağıdaki stopumuzu artık maliyetin üstüne zaten çektiğimiz için yine ufak bir kar marjıyla oradan da çıkmış oluyoruz. Kümülatife baktığımızda aşağı yukarı %5 6 7'lik bir kar marjı bizim için gerçekleşmiş oluyor. Yani bu bağlamda baktığımızda kısa vadede hızlı bir şekilde bizlere kar sunabilecek, endeksin riskini daha az gözetebileceğimiz 3 tane şirket karşımıza gelmiş bulunmaktadır. Tekrar dediğim gibi bunları ayda 2 3 defa tekrarlamak ve hızlı bir şekilde buraya adapte olmak, buranın içindeki eğitimi ve analizleri görmek için katıl kademe 4 sizler için faydalı olacaktır. Şimdi bunu şöyle videoyu bu şekilde bitirmek istiyorum. Biz biz tarafında da hala endeksin yükseldiğini gördüğümüz için doğru olan şey teknik sinyaller bize sat verene kadar endeks tarafında hareket etmektir. Ama burada yeni işleme girecekler için pahalı hisseler olduğu için önümüzdeki videolarda teknik sat verene kadar içerisinde kalabileceğimiz BIST 30 BIST 100 şirketleri diye bir video çekeceğim ve o videoda zaten bunları çok daha detaylı şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Yani Bist ne zaman sata geçerse ya da bıyıklı yabancı tarafından tutulan borsa ne zaman sata dönerse biz o sat işlemi gelene kadar teknikte ve temelde bunu görene kadar hangi Bist 30 Bist 100 şirketleri içerisinde kalmaya devam ediliriz adlı bir videoda gelecek. Orada daha detaylı olarak daha büyük şirketleri göreceğiz. Oradaki vademiz daha orta vade olmuş olacak. Buradaki vademiz gördüğünüz gibi daha kısa vadeli bir Süreçtir süreçtir diyebiliyorum. Sizlerden çok fazla bu talep geldiği için bu videoyu ana video olarak gerçekleştiriyorum. Normalde bu serimiz asıl katıl tarafında oluyor. Tekrar söylemiş oluyorum. Katıl yatırımcımızın da aslında burada bir iznini almış olmak isterim. Çünkü katıl serisi videosunu aslında detaylı olmasa tam aynı yerini birebir tutmasa dahi ana videoya çekmiş bulunmaktayız. Videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.